Özlüyor musun gençliğini Bengücüğüm? Çok özlüyorum hocam. Değil mi? Ne günlerdi? Çok. Böyle papatyaların arasında. Neler? Evet. Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhabalar hocam. Merhaba Bengü. Hocam bugün genç olmak hakkında konuşacağız. Evet doğru. Ben veli olarak burada. Veli olarak. Velimizle geldik. Velimizle geldik. Türkiye'nin çok konuşulan konularından biri. Çünkü artık sosyal medyada falan filan hep gençler işte genç olmaktan bahsediyorlar. Bu tecrübelerin işte yurt dışındaki diğer tecrübeler nasıl farklandığından falan filan bahsediyorlar. Bu yüzden biz de bir genç olmayı konuşalım dedik. Genç hissediyor musunuz hocam kendinizi? Benim yaşımdaki erkeklerin kendini bir anda genç hissetmeleri gereken yaşa geldim ben aslında. Valla genç hissediyorum kendimi. Ben hep çok enerji olduğum için ama önemli olan benim genç hissetmem değil, insanların benim genç olup olmadığımı hissetmeleri. Bundan 2-3 sene önce aldığım akademik 1-2 ödüle bakarsanız işte genç akademisyen ödülü falan alıyordum. Ben akademide o zaman 2018'de Kadir As ödülüydü o. Genç klasmanında almıştım ben. 38 yaşındaydım. Dolayısıyla gençmişim herhalde. Akademide 38-40 şu anda bulunduğum yaş. Genç bir yaş. Ama aslında birçok açıdan da genç olmayan bir yaş. Şöyle diyelim, ne kadar göreceli olduğunu göstermek için. Benim yaşımda Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkalı değil mi? 2 yıl olmuştu. Hatta hicri hesaplarsak orada bir yıl fark edecektir. 33 yılda bir yıl olmuştu. Dolayısıyla Atatürk Çanakkale'deyken 34 yaşındaydı. Fatih ne başardığınızla 38 ne başardığınızla alakalı. Tabii dönemle de alakalı. Ne yapalım yani bir Çanakkale muharebesi gibi bir şeyin çok hani... Fırsat verilmedi. Evet. Cumhuriyet dönemi şeyini 29 Ekim programında da anlattık. Bazı zamanlar bazı tecrübeli insanlar yaratır. Bugün gittikçe ileriye doğru ötelenen bir gençlik, yani genç semih durumu var. Eskiden insanlar 25-30 yaşında olgunlaşıyorlardı. 50-60 yaşlarında da ölüyorlardı. Şimdi çok daha ilerledi o şey. Dolayısıyla alınacak şeyler arttığı için gençlik, kendimi genç çıkarmak için neler yaptım? Evet, neler dediniz? Sayın Bengü Hanım aynı yaşlarda olduğumuz için belirli transkript kardeşliği olduğu için aramızda yani sizi de kurtarıyorum kendimi genç göstererek. Takdir edersiniz ki. Benim hiç öyle bir derdim evet. Hakikaten senin hiç öyle bir derdin yok yani. Toplumda benim ablam olarak bilinen birinin yani benim genç gözükmemle ilgili nasıl bir sıkıntısı olabilir bilmiyorum. Tipim yaşlı gösterse de. Ruhum genç. Ruhum genç. Ruhum umarım genç kalır. Ama tam bu gençe yüklediğimiz pozitif anlamla alakalı. Genç eskiden pozitif bir şey değildi. Genç toy demekti. Philip Harry'nin bir teorisi vardı. Eskiden çocukluk yoktu. Çocuklar ufak bireylerdi diye çok eleştirildi. İşte resimlerden falan filan çıkar. Ama şu kesin, eskiden gençlik negatif bir şey de pozitif bir şey değildi. İhtiyarlıkta güzel bir şeydi. Şöyle ki gerontokratik bir toplumdu o. Yani yaşların yönettiği bir toplumdu. Yaşlıların sözü söylediği bir toplumdu. Tecrübenin çok önemli olduğu bir toplumdu. Hep söylüyorum, senato dediğimiz şey bile yaşlılar demek aslında. Senex yaşlı, senato yaşlılar. Çok tekrarladım bunu biliyorum ama gene de olsun. Mesela ihtiyar kelimesi aslında seçim demek. Bunu bilgilik tecrübeyle doğru orantılı oldu. Evet, doğru tecrübeyle doğru orantılı çünkü her şey sabit kalıyordu. Yani üretim araçları, günlük yaşamı yöneten teknolojiler sabit kaldığı için sen birebir ilişkilerdeki toplumsal pozisyonlardaki tecrübenle şey kazanıyor. Yani ne kadar iyi kendini, komportman dediğimiz Fransızca, ne kadar iyi kendini taşıyorsun onunla pozisyon alıyordur. Oysa şimdi bu değişti. Şimdi artık çok çabuk demode oluyoruz. Yani nasıl demode oluyoruz? Bir insan artık yeni teknolojiyi öğrenmeyi bırakıyor. Mesela hep bana Twitch aç dediler. Ben uğraşamadım. Mesela Civilization 6'yı oynarken ilk başta zorlanmıştım. Crusader Kings'e zorlanmıştım. Onları yapabiliyorum. Ama bazı oyunlar var artık oynayamıyorum. Ki ben yani accomplished bir gamer'dım. Yapamıyorum artık. Çünkü neyini yapamıyorsun mesela? Yani zeka olarak yapamıyor değilim. Bir kere zamanım yok. Hala o zekayı kullanabiliyorum birçok şeyi bir arada görmek için ama eminim 14-15 yaşındaki çocuklar beni paketler yani. İkincisi mesela özellikle Hearthstone'da çok zorlanıyorum. Öyle bir şeyim kalmış, hevesim kalmış. 2 tane çocuğum var artık. O bir de kaotik ortamda öğrenme kaotik bir ortamdır. Herkesin eşit, 15 yaşında çocukla eşitsin. Satrançta da öyledir ya. Hani gelir seni. Ben satrancı öyle bıraktım. Bir gün beni böyle ufacık çocuk yendi, dedim ben bunu kaldıramam abi böyle bir şey. Dolayısıyla ona da artık şeyim yok. Yani o kadar zamanım da yok. Sinirim bozuluyor. Dolayısıyla artık öğrenme eşiğim benim düşüyor. Ben artık aptallaşıyorum. Öğrenemem. Gençlerdeki dinamizm yavaş yavaş oluyor. Dolayısıyla beni bu geriye atıyor. Biz şimdi şöyle bir dönem yaşıyoruz. Şimdi 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında yöneticiler falan filan bir yere geliyorlar. Ondan sonra tecrübeleri var. Tecrübeleri değerli ama onun dışında yeni teknoloji, özellikle teknoloji yoğun işlerde o teknolojiyi yakalayamıyor. Herkes bilgisayar kullanıyor. Herkes her şey ama bunları o kadar hızlı tüketmiyorlar. Dolayısıyla yeni nesli yakalayamıyorlar. En güzel televizyonlar da var. Televizyon yöneticileri o eski kuşağı temsil ettiği için YouTube'a bütün alanı bıraktılar. Çünkü televizyon programları çıkınca da karşınıza biri çıkıyor. Anlatamıyorsunuz mesela. Ben burada yaptığımı yapamıyorum orada. Sürekli benim televizyon programı altında yorum geliyor. Hoca bir türlü ışıldayamamış. Niye? Eski paradigma. Oradaki karar mercileri programın başındaki değil sadece program yöneticileri falan eski paradigmadan baktıkları için bugünü yakalayamıyorlar. Gençleri yakalamıyorlar. Gençler de böyle pıf diye şeye geldi. Dolayısıyla şöyle bir problem var. Gençler şu anda biz gençliğin övüldüğü bir çağdayız. Niye gençliği övüyoruz? Niye seni övüyoruz Berat? Çünkü dinamik. Dinamizmi niye övüyoruz? Hiç düşündün mü? Dönemin dinamizm... ruhunu yakalayabilmek falan için. Doğru ama dönemin ruhu ne? Dinamizm çok kötü bir şeydi eskiden. Her şey çok hızlı olduğu için. Ve fayda sağlıyor sana. Dinamizm para yaratıyor. Yeni güzel bir şey oldu. Eskiden yeni güzel bir şey değildi. Eskiden yeni şöyle bir şeydi. Yeni iş çıkarmaktı. Çünkü yeni bir düşünce yapısı toplumun ahenkini bozuyor. Teknoloji de getirmiyor. 100 yıl sonra işte Fransız ihtilali olacak da oradan şey çıkacak da demokrasi, onu düşünmüyorsun. Yeni, orijinal düşünebilen adam akıllı telefon yapıyor. Senin hayatın kolaylaşıyor. Oysa yeni övülüyor. Yeni övüldüğü zaman dinamik, toplumun dinamik kesimlerini harekete geçirmemiz lazım. Kapitalizmin doğuşu, kapitalist ülkelerin doğuşuna bu çok önemlidir. Hatta işte Daron Acemoğlu'nun teorilerinden biri de o. Borç verme sistemlerinin demokratikliği, yani orta ve küçük ölçekli işletmelerin kolay borç alabildiği toplumlar daha zengin oluyor. Niye? Düzgün bir kredi finans sistemi olan toplumlar. Niye? Toplumun daha geniş bir kesimini kanvas ediyorsun, kullanabiliyorsun. Aynı şey bugün toplumun en dinamik, en çabuk öğrenen, yeni teknolojileri, bize para kazandırabilecek şeyleri masaya koyan genç kesimin aktive edilmesi lazım. Aktive edebilirsen başarılı olabiliyorsun. Oysa gencini kullanan toplumlar daha dinamik. Çünkü genç aç. Çünkü genç o tecrübe eksikliğini daha fazla çalışarak, daha fazla öğrenerek ve ötekilerin öğrenmesinin daha zor olduğu şeyler. Çünkü bu böyle marangozluk değil yani. Marangoz 50 yaşında bir adam dönüyor. Artık o kadar high-tech yerlere geldi ki ve dünyanın kuralları da değişiyor değil mi? Artık gençler başka şeyler istiyor. Mesela bunca yıldır iş yapıyoruz. Senin evin var mı? Yok. Araban var mı? Var. Senin değil ki o araba. Babandan aldım. Yalan konuşuyorsun. Senin değil yani. 26 plakalı bir arabam var sonuçta. Doğru. Benimki de 34 plakalı değil. Niye? Sen de çünkü ben de babamdan aldım. Üstelik kendim alabilecekken babamdan aldım. Niye? Çünkü aslında bizim zamanımızda bile insan artık ev almak, hani araba örneği, araba almak istemiyor. Ne yapmak istiyor? Bizim 40'lı yaşlı jenerasyonlar için hayatı tecrübe etmek istiyor. Bir alt kısım biraz daha Amerikan gençliğine de benziyor. Yani artık onların mesela toplumsal duyarlılığı daha yüksek, idealleri var, sosyal projelerde yer almak istiyorlar, çevreyi, mutlu bir şehirde yaşamak, kendilerine göre dizayn edilmiş bir şehirde yaşamak istiyorlar. Biraz daha da batıya daha benziyorlar. Dolayısıyla bir ev alıp, evin içine kapanıp... O öncelik artık yok değil mi mesela? Bir ev satın almak, araba satın almak. Mesela bizim jenerasyonumuzda da çok yoktu. Bizden önceki jenerasyonda çok var ama gençliğin acaba bir şekil değiştirmesi falan mı? Evet. Çünkü bizim jenerasyonda ben olmamasını, benim param olmamasıyla açıkladım. Kendimle ilgili ama... Benim paran yok ya. Uydurma. Sonra fark ettim ki. Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Bir ev almam için o evin 20 ev alacak param olursa ancak bir ev alırım diye düşündüğüm için 20 ev alacak param o hiçbir zaman olmadı. Ama bir yandan öteki türlü düşününce, sonra bakınca bir önceki jenerasyona memur, 2 tane yani biriktirmiş, yememiş, içmemiş, ev almış. Şimdi o jenerasyonun şeyi o. Kendimi güvene alacağım. Maslow'un 1. 2. katı. Bizimki 3. 4. katları. Hayata tecrübe edeceğiz falan filan. Şimdi 5. katı artık kendini gerçekleştirmek dediğimiz, zamanın ruhu olup tarihte olmayan bir şey. Hocam o zaman yani şunu da diyebilir miyiz? Bu jenerasyonlar hep konuşuluyor ya, X, Y, Z jenerasyonu. O zaman hayattan beklentiler, istekler, standartlar tabii da o zaman değişiyor. Değişir, yani değişmesi lazım. Müzik bile değişiyor. Caz tarihinde anlatmıştık. Şimdi adam cazı dinliyor. Yeni kuşak en dinlemediği şey oluyor. İşte Rhythm and Blues, bugünkü Beyoncé değil ama rock'n'roll'un öncesi Rhythm and Blues falan çıkıyor, rock çıkıyor. Sonra bir sonraki jenerasyon onu reddediyor, heavy metal'i çıkarıyor. Sonra disco çıkıyor falan. Yani jenerasyonlar aynı müzikleri bile dinlemiyor. Aynı kıyafetleri de giymedikleri gibi hayattan beklentileri de tabii ki değişiyor. Tam bir red halinde olmayabilir. Şimdi yeni jenerasyon daha rahat büyüdü. Türkiye'de de daha rahat büyüdü. Ve 5. Maslow'un 5. katını hedefliyor. Dolayısıyla Maslow'un 5. katı işte dediğim gibi o özellikler için kendini gerçekleştirmek. Yani Osmanlıcası, Latincesi olmayan, eskiden sadece yüksek seviye aristokratların, nereden biliyoruz? Grand Tour turizm bölümünde konuşmuştuk Bengü. Adamlar aristokratlar, turizm diye bir şey çıkıyor. Adam 1-2 yıl Akdeniz'i geziyor. Hatta şövalyelik yapıp korsanlık yapıyor Malta'da. Adamdaki lükse bak. Kendini ispatlaman için işte antik eserler önünde resmini yaptırıp işte ne bileyim aristokrat. Bunun için bir para lazım. Eskiden bu çok az bir kısmı yapıyor. Belki ne bileyim üst sınıf Çin kültüründe de böyle bir, Osmanlı için de mesela 3 dil öğrenip şiir yazmak. Adamın kendini gerçekleştirmesi bu. Çok az bir kesim yapıyor. O köylerde. Şimdi öyle değil. İnsanlar şeyler azdı, zenginleşti, teknoloji herkesi bir yere şey yaptı. Mesela sen Amerika'da lise okuduğunda eminim bizim görmediğimiz birçok şey öğrenmişsindir. Bunca yıl hiç göremedim o ne öğrendin ama. Etraftaki herkesi bence birbiriyle aynı diye görüyor onlar. Öyle evet, bir duyguları yani, var. Ama bir şeyler görmüşsündür. İşte hatırlıyorsan ben İngiltere'den, liseden geldiğimde, lise 1'de İngiltere'ye gitmiştim. Döndüğümde bir sürü Rolling Stones CD'siyle gelmiş. Bana aynı hikayeyi anlattığında çok etkilendim. Sen de... Evet, ben de CD'lerle gelmiştim. CD'lerle gelmiştim. Şimdi annemin öyle bir çağda. Eşit değildi, değil mi? Tabii. Yani CD'lerle geliyordun ve işte senin örneğinde annen Paraları buna mı yatırdın? Paraları disketlere yatırmış disketlere diye. Yatırmıştır. Yani oydu. Şimdi artık onlar da mesela eşit. Birçok şey yapılabilir aslında. BP Türkiye'nin yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi var. Gelişim Seninle adı. Gelişimseninle.com adreste bir dijital platform oluşturmuşlar kendini geliştirmek isteyen gençler için. Bu platform faydalı ve öğretici eğitim ve içeriklere odaklanan, ücretsiz ve herkese açık bir gençlik portalı. Yani mesela dijital okuryazarlık, iletişim, sürdürülebilirlik, bilim, sanat gibi konularda yazılar, videolar ve infografikler bulabilirsiniz burada. Kapasitesini geliştirmek isteyen gençler kolaylıkla bu eğitimlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca mesela yabancı dillerde yayınlanan haberlerde gençler faydalansın diye çevrilip bu platformda okuyucuların hizmetine sunuluyor. Bu projenin bir de öğrenci kulüp ve topluluklarına yönelik bir bölümü var. Öğrenciler kulüp olarak kendini geliştirebilecekleri online eğitimlere de katılabiliyorlar. Daha sonra buradan edindikleri bilgi ve eğitimle birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirebiliyorlar. Yani böylece hem öğrenmiş oluyorlar hem de öğrendiklerini hayata geçirme, pratiğe geçirme fırsatını elde etmiş oluyorlar. Bu projeler arasından jürinin değerlendirip uygun gördükleri de BP Türkiye tarafından hibe desteği alıyor. Kendini sürekli geliştirmek, daha donanımlı ve daha bilgili olmak isteyen gençlerin bu tip projelerden azami şekilde faydalanması gerektiğini düşünüyorum ben. Biz tüm detayları açıklama kısmına, description kısmına ekledik. Öğrenci kulüplerine yönelik eğitimlere başvuru 5 Kasım'a kadar sürecek. Açıklamadaki detaylardan nereye başvuracağınızı, nasıl başvuracağınızı görebilirsiniz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Bu gençlerin dinamik olması kendi başına fayda üretecek bir şey değil ya. Zaten en büyük problem bu. Ne lazım yani? En büyük problem bu. Şimdi eski kurumlar cultural lag diye bir şey vardır. Yani bir teknolojik şey değişim ya da üretim ilişkilerindeki bir değişim, kültürel bir değişimi dayattığında nesiller arasındaki fark da budur, kavga da budur. Onu hemen kültürel fark onu takip edemez. İnsanlar kafalarını hemen ona adapte edemez. Bir iki kuşak geriden gelir. Şimdi bizde de mesela üniversiteler hala amfi sistemi. Çok az üniversite buna adapte olabilmiştir. Yakında bak üniversitemi de komple bunun sancısını çekecek. Çünkü eskisi gibi yüzlerce adam değiştirmeye gerek yok. 1970 yılında Alvin Toffler'ın bir kitabı var. The Future Shock diye adam bunu yazıyor. Biz diyor Industrial Age'den Post Industrial Age'e geçtik. Artık bu dönemde insanlar çok iş değiştirecek diyor. Tanımlı 1970. Ben kitabı okurken fark etmemiştim. Buraya gelirken tarihine baktım. Evet. Aynen evet. Bengü'yle sen kaç tane iş yaptın Bengü? Telefonla ilgili şirketlerde çalıştın, Dünya Bankası'nda çalıştın o süreç içerisinde. Ben kendim hani, normal bir akademisyenim. Onun dışında değil mi? Bir gün kitap fuarına gidiyoruz. Ertesi gün işte ne bileyim şirket konuşmasına gidiyoruz. Ondan sonra burada program çekiyoruz. Dizide bile oynadık. Hadi tamam benim hareketliliğim diyeceğim de herkes öyle. Benim çevremde herkes öyle. Tarih bölümünden mezun olmuş. Bilkent'ten mezun olmuş insanlar hep söylüyorum. Sunucu var. Ne bileyim bizimle beraber uluslararası ilişkilerden diplomat olacak insanlara sadece ikisi diplomat oldu. Hepsi medyadan işte ne bileyim bankacılığa başka işler yaptılar. Ve bunları öğrenden bazen tanımsız işler. Sizin öğrencileriniz ne olmak istiyor mesela şu an hocam? Hiç konuşuyorlar mı böyle şeyleri? Yani biz şunu yapmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz diye. İşte çok aslında yanlış yönlendirmesi de biraz hepsinin çok tanımlı işler yapmak gibi hayalleri var. Ben işte şu olacağım, X olacağım, Y olacağım. Bazıları da ben sen olacağım falan diyor ki çok yanlış her zaman söylüyorum. Ben hani o improvizasyonu da sizin yapmanız lazım. Ama çünkü bu çocukların yönlendirilmesi yok. Yani bir takım bu çocukların önlerinin açılması lazım. Mesela biz küçükken sizin Değirmendere'de var mıydı bilmiyorum. Samsun'da bir tane kütüphane vardı. Ben Çocuk Kalbi diye bir kitap almıştım işte oradan. Ve 4 aynen. Böyle 4 gün geciktirmiştim ama 4 gün terledim böyle. Onu nasıl götüreceğim? Hani kütüphaneye gideceğim ve yerde ağlayan insanlar hani o kitabı 4 gün boyunca okuyamamış. Böyle bir kabus yaşadım mesela. Çünkü kaynak yoktu gerçekten. Kitapçı çok azdı ve oraya gidip kitabı okuyup kütüphane kartını okutup geri götürmen gerekiyordu falan. Şimdi öyle bir dünya değil ya şu anda. Ben de mesela bir sürü şey senden öğreniyorum. Bir sürü dijital platformdan kitap, makale vesaire ama şu an her şey var ya. Yani sizin önünüz çok açık mesela Berat bu konuda yani. Şimdi mesela bu dijitalin bu kadar gelişmesi de sanki analog işleri yok etti ya gençlerde mesela. Onların hiçbiri 9-6 çalışmak istemiyor artık. Hatta 9-6 çalışmayı hakir de görüyorlar. İşte o Future Shock'ta da onu anlatıyordu. Artık öyle bir noktaya gelecek ki bazı işler ölecek. Bak 70'li adam tahmin etmiş çok iş ölecek. Ondan insanlar hepler ve improvize edecekler. Yeni iş tanımları değiştiği için en fazla sana hani tanımlı mühendis olmak diye ya da doktor olmak diye bir işin artık yani çok tanımlı değilse varyasyonların esprisi kalmadı. Dolayısıyla şimdi insanlar kendilerinin işini uyduracak. Bir de bu sosyal medyada şöyle bir şey yaptı. Herkes aslında kendine bir CV yapmak zorunda. Herkes kendi markalaşmak zorunda. Mesela biz bunu gençlere de söyleyelim. 30'lu yaşlara kadar, 35 yaşa kadar yapamam ama 35'ten sonra bazı insanlar markalaşıyor. Onları X diye, işte Safa diye, Bengü diye, Elif diye arıyorlar ya da aramıyorlar. Aramıyorlarsa aslında çok bir kariyerleri olamıyor ondan sonraki insanların. Dolayısıyla bununla beraber 8-5 çalışan insan o şanstan mahrum kalmış gibi oldu. Dolayısıyla bunun bir mantığı var. Ama öteki tarafta gençlere de şunu söyleyeyim. Yani belli bir noktaya kadar hepimiz 8-5 çalışmak ve bir işin zor zor kısmını öğrenmek zorunda kaldık. Picasso resmi öyle çiziyordu. Çünkü çok iyi de çizebiliyordu. Yani bir de böyle bir nokta çıktı ya. Benim mesela DJ arkadaşlarım vardı. DJ olmak isteyen. Çünkü Nişantaşı'nda oturdukları için ve gece kulübüne gittiğimiz için biz. İsimlerini vermeyeyim ama kendilerini onlar biliyor. Bunlar mesela nota bilmezlerdi. Notada hiçbir zaman öğrenmediler. Bugün hala bir şey olmadı. Çünkü tamam DJ olacaksın, teknoloji var. Ama notayı bileceksin kardeşim. Her tarihçi bir arşivden belgeyle bir şey yazar. İki yazar. Ondan sonra dünya tarihi, Avrupa tarihi, Osmanlı tarihi genel bir şey yazar. Çünkü oradaki o emekleme dönemi sana bir şey öğretir. Gençlere tecrübeye, sadece tecrübeye çok saygı duymayın. Tecrübe her şey değil. Ama sadece de inovasyon, bir böyle fütürizm içinde bir yere savrulmayın. Bazen bazı işlerin çıraklığını yapmanız gereken bir dönemde olabilir. Hayatınız boyunca sadece yaşınıza değerlendirilmeyeceksiniz. Doğru. Sadece işte ne bileyim böyle hani şey vardır işte. Arşiv kokusu, işte böyle hep romantize edilen şeyler. Biz eskiden ne çektik? İşte mesela şey derler, dilekçe yazmayı bilmeyen gençler var. Ben de bilmiyorum dilekçe yazmayı. Dilekçe yazmayı niye bileyim ki ben artık? Yani soruyorsun, hemen Google'a yazıyorsun, çıkıyor yani. Fransızca dilekçe de yazdım ben, Google'a yazdım. Çıktı, bilmene gerek yok. Okey ama düzgün bir metin oluşturmayı biliyorum. Yani siz dilekçe yazmak zorunda değilsiniz, ezber bilmek zorunda değilsiniz ama biraz araştırmayla gerektirdiğinde bu problemle uzlaşabilmelisiniz. Bu problemle cebelleşebilmelisiniz. O anlamda ben bunun önemli olduğunu söylüyorum. Bir de internetle ilgili Türkiye'nin çok kafasının karıştığını düşünüyorum. Şimdi bu internetle ilgili mesela hep diyorlar Twitter'da nasıl bu kadar zaman geçiriyorsun? Genellikle ben Twitter'ı ne bileyim uzanırken falan yolda, metrobüste falan kullanıyorum. İnsan zanneder ki böyle çok şey işte. İnternet nasıl kullandığınız size çok şey katabilir. Mesela böyle bir vakit kaybı gibi görülüyor. Ben internetten düzgün bir araştırmayla neler yapılabileceğini biliyordum ama mesela seni tanıdıktan sonra çok benim kafam açıldı. Şöyle ben bir tek akademisyenler yapabiliyor zannediyordum. Mesela sen bir şeyle ilgili bilgi toplamak istediğinde hemen buluyorsun yani. JSTOR'dan da buluyorsun. Sen üniversiteyi bırakalı yani çok oldu. Ama bulabiliyorsun. Doğru aramalarla bir akademisyen olmasa da araştırmayı bilen biri, İngilizce de biliyorsa her şeyi öğrenebilir. Her zaman söylüyorum kaynak toplama açısından, bilgiye ulaşma açısından, artık ne bileyim YouTube'u da düzgün kullandığın zaman öyle videolar var ki savaş tarihi öğrenmek istiyorsan çok yardımcı olacak. Kings and Generals gibi bir yer de var, hep söylüyorum. Ya da ne bileyim bir şeyin nasıl yapılacağını, yemek yapmak için bile öğrenebileceğin bir yer var. Yani kendini geliştirebilirsin. Şişiniyorlar mı sence? Çünkü hani bir şeyler geliştikçe ve kolaylaştıkça kolay da zora gelmeye başlıyor ya. İnsanlar için mesela bu kadar kaynak var. Kullanıyorlar mıdır? Şimdi gençler? Herkes evet kullanmıyorlar. Zaten en büyük problem o. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela ben YouTube programı yapıyorum yıllardır. Ben normalde çok az YouTube programı izleyen biriyim. Bilmezler. Çünkü özellikle Türkiye'de çok kaliteli de program yok. Yakın zamana kadar artmıştır. Yani nasıl kullanıyorsun YouTube'u? Bir de herkesin challenge'ı zamanı ruhunun tersini yapmaktır. Çünkü fark yaratmak istiyorsun. Herkes gibi yapıyorsun. Böyle olmaz ki. Yani aynı zamanda kişilikte de öyle. Mesela ben çok sinirli bir adamım. Benim için beni başarılı kıldıysa bir şey kılacaksa sinirimi kontrol etmek olmalı. Sakin olabildiğim zaman ben çok başarılı oluyorum. Çünkü ben sinirliyim. Ya da ne bileyim sabırsızım, acele etmediğim zaman. Şimdi zaman ruhunda da böyle. Şimdi zaman ruhuna yaparsın, edersin. Hayır abi. Sen yapamayacağın gibi düşün. Ben birçok şey yaptım hep öyle düşündüm. Yapamazsam. Ben en iyi olduğum anlarda sen şaşırıyorsun ya endişelenmeme. Ben iyi olduğum yerde hep kendimi başarısız. Çünkü kendimi köreltiyor olabilirim. Şimdi zaman ne diyorsa başarı istemek. Ya istemek değil. Yani eskiden tarım toplumlarında işte dua et Tanrı'dan iste olurdu. Şimdi sen kendin istesen bile oluyor. Sekülerleşti toplum şimdi. Hep böyle bir mucize inen var. İstersen tabii ki o ilk şartı. Ama ondan sonra herkes ne yapıyor? İstiyor. Süper fikirleri var. Kutunun dışında düşünüyor falan. Okey, bunu herkes yapıyor abi. Bu böyle oluyor. Olabilse sen X-Men misin? Yani sen nasıl fark yaratacaksın? Sen çalışarak fark yaratacaksın. Ama akıllıca çalışacaksın. Bak genelde gidiyorum kitap falan. Gençler hep geliyor şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Çok çalışıyorlar. Ben de çok çalışırdım onların yaşlarında. Ama mesela yanlış çalışıyorlar. Önemli olan burada zekice bir strateji, bir mimari, ne okuyorum, ne araştırıyorum, işte ne bileyim hangi özellikleri kazanacağım. Ve burada her zaman söylüyorum iyi gözükmek değil, uzun etapta bir şey elde etmek. Sisteme güvenin yani. Sizde bir yetenek varsa o sistem sizi buluyor. Buradaki o hayal kırıklığı bazen dediğim gibi zamanın kurumları sizi yakalayamıyor olabilir ama artık özel sektör bile bu anlamda yardım, bir ön açma şeyine gitti. Dediğim gibi sivil toplum kuruluşları bunları yapmaya çalışıyor. Kendinizi geliştirebilecek doğru şeyi bulun. Bunun bir tane anahtarı yok. Herkesin karakterine göre bir şey yapması lazım ama üşenmemek. Yani Benjamin Franklin söylemiş sanırım bunu. There are no pains without gains. Ne kadar ekmek o kadar köfte de bunun Isparta versiyonu herhalde. Dolayısıyla böyle bir şey var. Biraz çalışmanız lazım. Çalışmadan bir şey olmaz. Böyle büyük büyük hayaller kurma konusunda zaten seninle benim çevrem değil mi? Bizim ortak arkadaşlarımız bunca yıldır gelen şey. Bunların hepsinin çok güzel fikirleri vardı. Çok büyük işler yapacaklardı. İşte isim vermeyelim gene. Öyle olmadı. Çalışanlar oldu. Ve çalışırken hep ben bakıp ya nasıl yapacaklar? Çok üzülürdüm yani onlar yapsaydı bu arada. Tabii yetenek ve akıl seni bir yere getiriyor ama her yere götürmüyor yani. Yetenek ya devam etmek arkadaşlar 1880 yılında Mektebi Sultan'dan mezun olmadık o 40 kişi. Çok basit binlerce insan var. Bunun içinde bir sürü zeki adam var. Benden zeki yüz binlerce adam var diye düşünmeniz lazım. Yani ben öyle düşünürken siz niye düşünmüyorsunuz? Hakikaten var. Var işte. Dediğim gibi o adamdan nasıl fark yaratacaksın? Doğru zamanda doğru yerde. Bir de böyle connection'da falan oluyor. Öyle de olmuyor. Yani böyle onu tanırım, bu onu olur. Bunlar hep bir atımlık kurşun. Birini tanırsın, senin önüne bir yere açar. Değil mi? Bir yere götürürüm ben seni. Sen beni bazen, değil mi? Daha önce bazı projeler oradan bir yere götürebilirsin. Biriyle görüştürebilirsin. Ben oradan bir başarı hikayesi yakalayabiliyorum. Birisi bana kalır. Orada da çalışmayana bir şey yok. Kendinizi geliştirmek için çalışın ama sadece çalışmayın. Çalışmak güzel bir şey ama mantıklı çalışmak güzel bir şey. En iyi safa hangi safaydı geriye gittiğinde yaş olarak? Gençliğe dönmek istesen kaç yaşına dönersin? Vallahi gençliğe dönmek istesem böyle 25, 26, 27 coştandaki ilk senelerim. Bütün dilleri öğrenmişim. Zor işleri yapmışım. 27-28 gelmiştim. Ondan sonra bir 28-37 arasını hiç istemiyorum. En zor yaşlar onlar. Niye? Çünkü sen kendinden düşün. Çocuğun oluyor, evet, ufak bir çocuk. Her yerde junior'sın iş yerinde ve hep şöyle düşünüyorsun. Bütün gençler düşünüyordur. Zaman geçsin de bendeki yeteneği anlasınlar falan diyorsun. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Siz kendiniz bunu yapıyorsunuz. Ben kendi hayatımda çok şanslıydım. Beni hep korudular. Ben hep onları takdir edebilen insanlarla çalıştım. Hem üniversitemde hem Gabor Bey hem şimdiki üniversitedeki birkaç kişi. Ama böyle olmuyor yani akademide de. Ben dediğim gibi hep böyle yani zar atarım 6-6 gelir. Öyle bir şansım var. Hakikaten ben çok şanslıydım. Sen de çok şanslıydın. Evet ya, sendeki şansın onda biri. Benim çevremdeki insanların hepsi çok şanssız. Erkan'a göre ben şansı emiyorum değil mi? Evet yani, sana gelmiş. Ya ona rağmen çalışıyorsunuz. Berat hayalindeki gençliği yaşıyor mu peki? Yani şimdi yaş 24 yolun. Berat sen bu esprilerle yaşıyorsan bile bence hayalindeki yaşamam. Ama şöyle bir düşüncem var yani, kötü espri çıkmadan iyisi çıkmıyor yani. Yani bu iki tane boomer gelip seni gene hiç konuşturmadı ya, onun altını çizme. Onu üstümüzden atmak istedim. Yalnız genç olmak diye video çektik. Ben hocanın dönmek istediği yaştayım. Geçen gün Berat Furkan'ı getirmiş, ofisin duvarını boyuyor. Önünde oturmuş böyle. Hocam ben de motor öğreti yok diyor. Berat dedim sen de çalışma azmi yok. Adam orada duvar boyuyor. Adamın burada önünde oturmuş. Gerçekten yok. İyi de motor öğreti yok diye. Furkan orada duvarı boyamaya çalışıyor. Bu da oturmuş. Evet, gençlikten konuştuk. Seni de bayağıdır istiyorlardı videolarda. Bengü Hanım bize küstü mü diyorlardı. Estağfurullah, ne küstü. Özlüyor musun gençliğini Bengü? Hayır. Evet, gençlerden konuştuk. Aramızdaki en genci fazla konuşturmadan konuştuk. Yapacak bir şey yok. Evet, gençlere birkaç da mesaj vermeye çalıştım. Biraz umutlu olun. Ben Türkiye'nin çok dinamik bir yer olduğunu düşünüyorum. Gençliğin hakikaten çok dinamik olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen gittiğim her yerde benim yaşımdaki insanlardan çok daha fazla onlarla iç içeyim. Bana verdikleri enerji, çalışma azmi muazzam. Ben de onlara tecrübemden, hani ben de çok yaşlı değilim ama kendi tecrübemden, tarihçi olarak değişimde gördüğüm şeylerden biraz yararlanmalarını sağlamak istedim. O yüzden de arkaya bir genç, bir de o kadar genç olmayan ama genç ruhlu bir Bengü Üçüncü'yü koyarak. Evet. Çok güzel konuştun. Teşekkür ederim. Başıma bir şey gelmedi inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.